Nilüfer zamanına hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, harika bir cuma gün diliyorum efendim sizlere. Yine gördünüz Nilüfer zamanında çok güzel konularla bugün bugün de karşınızdayız. Önce şöyle bir gökyüzüne bakalım. Eylül ayında özellikle bizleri ne bekliyor olacak? Artık Ağustos'u neredeyse tamamladık. Eylül bize neler söylüyor olacak? Kim var bugün? Astrolog Ecem Toprak bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum Elif Hanım. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. <laughs> teşekkür ederim. Evet, Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunu bir de e, gökyüzü için soruyor olacağım. E, Ağustos'ta böyle dolunayla, değişik dolunaylarıyla, bir sürü kare açılarıyla, ters açılarıyla bir ayı geride bıraktık. Biz de sık sık konuştuk çünkü evet. stüdyoda astroloji ama Eylül ayı şimdi önümüzde merak ediyoruz. Çünkü Eylül ayı hem televizyon için yeni dönemdir hem eğitim için yeni dönemdir aslında. Böyle yeni sezon denir ya. işte o yeni sezon bizi neler bekliyor? <laughs> evet aslında çok güzel bir giriş yaptınız. Eylül her zaman öyledir. Ee, i̇şte artık okula dönüştür, eğitim hayatı başlar, tatil yavaş yavaş biter, hasat mevsimidir. Ee, Başak mevsimidir. Başak burçlarının aslına bakarsanız Hı -hı. mevsimidir. Ee, Eylül ayı bizim için de bu şekilde ilerliyor olacak. Eylül'ün gündemi de e, birazcık yoğun tabii ki. Ağustos ayında sert durumlar vardı. Eylül'de de bazı sert durumlar olabilir. Ama en çok gündemimiz aslına bakarsanız sağlıkla ilgili olacak. Çünkü Başak Hı -hı. sağlıkla çok ilgili bir burçtur. Bir de bunun haricinde Eylül'ün başına Hemen başladığımız zamanlarda bir Mars Neptün karşıtlığıyla başlıyoruz. Yani yanılgılar, aldanmalar, enerjimizde paralize olma. Hemen Eylül'ün başında yine dikkat edilmesi gereken günlerle başlayacağız. Daha sonrasında aslında bakarsanız 6-7 Eylül civarında güzel günler var. Bizim iki iyicilimiz Venüs ve Jüpiter'in çok güzel açıları var. E, Venüs şu anda Terazi burcunda. Hatta Eylül'ün 10'una e, on, onuna kadar devam edecek Terazi burcunda kalmaya. Yine böyle güzel günlerimiz var o civarlarda. Hı. Tam sonrasında da 7 Eylül'de bir Başak yeni ayı yaşayacağız. Hı. Ee, bu Başak yeni ayı tabii ki bir şeyleri mükemmel hale getirme, pratik, daha organize, daha böyle bizler açısından bir yenilik enerjisi içerisinde olduğumuzu söyleyecek. Bir de tabii bu yeni ayın Uranüs'le bir açısı var. Bu da bazı beklenmedik, bazı beklenmedik gelişmeleri, e, yenilenmeleri de bizlere veriyor olacak. Hı. Sonrasında Venüs'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Burada bir araya girmek istiyorum. Tabii Şimdi ki. beklenmedik kelimesi böyle tehlikeli bir kelimedir. Yani hem iyi beklenmedik sürpriz anlamında da güzel sürprizler anlamında da algılanabilir. Beklenmedik kötü e, olaylar anlamında da algılanabilir. E, Uranüs daha çok hangisine e, yatkındır? Şimdi aslına bakarsanız Uranüs'ün açısı burada sert değil. Hmm. E, ancak... Üçgen desek bile biz buna kolay akıştır. Yani bazı şeyler evet bazı kişiler için bireysel anlamda beklenmedik şekilde iyileşebilirken bazı beklenmedik sürprizler hayatımızda bazı zor değişimleri de getirebilir. Çünkü yeni ay yeni tohumlar atmak Keza Başak burcu bununla çok alakalı. Artık bir şeyleri yenileştiriyoruz. Işte sonbahara giriyoruz. O yüzden bazı kişiler için evet daha olumlu yenilikler e, ifade edecek ama bazıları için de bazı beklenmedik gerilimli sürprizler anlamına gelebilir. Hı hı. Ama tabii yeni aylardan o kadar çok e, olumsuz şey beklemem. Hani birazcık daha böyle e, keyifli yenilenmeler, keyifli beklenmedik sürprizler diyebiliriz. Evet. E, tabii hepimizin merak ettiği bir başka şey daha var. Geçen sezonu hatta iki yıldır eğitim hayatı kapalı geçti. Hatta sadece eğitim hayatı değil, iş hayatı da Doğru. evlerde, home office olarak, çalışma ortamı olarak geçti. E, Eylül ayında böyle yeniden bir kapanma, sağlıkla ilgili kısıtlanma, yani kısıtlanmayı çağrıştıracak veya pandemiyi... E, çağıştıracak herhangi bir sinyal yaklaşım etki gör görüyor musunuz? Aslında şöyle dediğim gibi Başak sağlıkla çok ilgili bir burç. Bu ay gündemimiz çok fazla sağlıkla ilgili olacak. Bu ayın sonunda bir de balık dolunayı yaşayacağız. Hı. Ve balık dolunayı Neptün bir dolunay. E, Neptün bulaşıcı hastalıklar, salgın bunları birazcık anlatır ve Türkiye'nin de 8. evinde. Yani baktığınız zaman kapalı bir alan 12. evi yönetiyor. Evet bazı kapanmalar belki bazı e, yine önlemler alınması gereken bir döneme doğru gideceğiz. Yani Eylül'ün sonundan aslında bakarsanız Ekim'e kadar ki süreçte çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir serüvendeyiz şu anda. Zaten farkındaysanız hemen böyle başak mevsim başladı. Aşılar e, onay almaya başladı yurt dışında biliyorsunuz. Ondan sonra işte böyle yeni gelişmeler ve yine pandeminin seyrindeki artış çok gündemimize gelmeye başladı şu anda. Bu eylül ayına gerçekten dikkat edip e, Ekim'de de yine aynı şekilde dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu ay gündemimiz çok fazla sağlıkla ilgili olacak. Kapanma ile ilgili yani eğitimle ilgili de şunu söyleyebilirim. E, 6 Eylül'de okullar açılıyor ve biz 7 Eylül'de hemen bir Başak yeni ay yaşayacağız. Ayın sonunda da 21'inde de Dolunay yaşayacağız. Bu eğitim hayatı başladığında Göreceğiz bakalım bu karar doğru muymuş? Hani bu Başak Yeni ile birlikte bir e, nasıl bir eğitim gidecek? Sonrasında Dolunay'da da aslına bakarsanız birazcık hani bu kararın doğruluğunu tekrar sorguluyor olacağız. <laughs> evet umarım e, kapanmadan e, devam eder artık. Diliyorum çünkü... ben de aynı şeyi herkes Evet hem için. çocuklar için çok zor evet. e, iki yıl geçti, hem aileler için çok zor iki yıl geçti. E, çünkü hiçbir şey okulda olduğu gibi maalesef olmuyor. Evde o disiplin. Olmuyor çünkü çocuklar üzerlerinde ev kıyafetleriyle e, kimisi işte ekranın görüntüsünü kapatıyor, sesini kapatıyor. Bir Maalesef. yandan elinde oyununu oynamaya devam ediyor. İşte tabii disiplini sağlayanlar da var ama e, hiçbir zaman o okuldaki e, hal gibi olmuyor. Umarız hiç kapanmadan bu süreç artık geçer. Sağlıkla inşallah. Evet evet Herkes bu konuda için. aslında aşılarla ilgili şu anda çok büyük kurumlarda, e, kamu kurulum, e, kuruluşlarında da e, aşı... Çalışanların aşı olmasına dair e, bazı yazılar yayınlanıyor. Aşı olmayanlardan da PCR testleri hı hı. E, bekleniyor. Ben Twitter'da bazı şeyler okuyorum. İnsanlar buna tepki gö gösteriyorlar. Bunu zorbalık olduğunu söylüyorlar ama bu yapılmazsa sevgili izleyenler biz evlerimizde kapanmaya maalesef devam edeceğiz. Tıpkı çocuk felci aşısının zorunlu olduğu, Kesinlikle. diğer aşıların nasıl zorunlu olduğu ve birçok çocuğun artık hayatta kalmasını arttırdığı gibi bu aşıdan başka bir çaremiz yok. Ben bunları okuduğum zaman çok şaşkınlık içindeyim. Yani orada aslında iki seçenek var. Aşı olmuyorsan da PCR'ın da bana e, sağlıklı olduğunu kanıtlaman lazım ki diğer onca çalışan e, sağlığından olmasın diye. E, bugün böyle bir şey okudum. Bu uyarıyı da yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü başka Tabii. yolu yok bunun. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği evet. var. Aslına bakarsanız dün e, bir açıklama yapılmış sanırım. Sosyal medyayla ilgili de bazı e, regülasyonlar, yasaklar, evet regulasyonlar geliyor. Zaten hani şu anda e, Jupiter Kova'da, Saturn Kova'da yani hep böyle dijital alanlarda yeni e, bir düzenlemelere Aa, bize işaret araştırır. Evet aniden. belki gelmesi de gerekiyor. Yani çünkü dezenformasyon çok tehlikeli bir şey ve çok çabuk yayılıyor. Hiç kimse okumadan doğruluğunu araştırmadan hemen onu paylaşıyor. Ripost denilen şeyle paylaşıyor. bir bakıyorsunuz. Bir bilgi milyonlarca kişiye ulaşmış Doğru. ama o bilgi gerçek bir bilgi değil bile. Aslında yine çok güzel bir yere değindiniz. Bu ayın sonunda biz bir Merkür retrosu yaşayacağız. Allah kime <laughs> <gelelim. gülüyor> geldi Merkür zaman. Bir dakika tarihini tam verin. O tarihlerde işte evlenmesin kişiler değil mi? Anlaşma yapmasın. Ne teknolojik gün Ne yapmıyorduk? E, elektronik aletlere dikkat ediyoruz. E, i̇şte yeni sözler vermiyoruz. Yeni işe başlamıyoruz. Yeni anlaşmalar Iı, imzalamıyoruz. Merkür'ün kendi fonksiyonlarının birazcık daha yavaşladığı, çok kendini doğru ifade edemediği bir zaman oluyor. E, 24'ü gibi aslına bakarsanız artık durakta. O yüzden hani artık ondan sonrasını çok e, şey yapmam ama 27'sinde <laughs> başlıyor. 18 <laughs> Ekim'e kadar da Merkür retroda olacak. <laughs> Ve bu defa Terazi Burcu'nda retro yapıyor olacak. Benim evet. evet. O yüzden de e, tamamıyla iletişimde ilişkileri çok fazla hedef alıyor. Yani ilişkilerin yanlış anlaşılmaları, ilişkilerde yanlış an, birbirimizi yanlış ifadelerle anlayamamak bunları çok fazla söyleyecek bizlere. Hı hı. E, yine tabii e, diplomasi, hukuk bunlarla ilgili de olacak. Ama merkür retroları, yarım kalan serüvenleri tamamlamak, elimizdeki işleri bitirmek yeniden bir şeylerin üstünden geçmek için çok güzel zamanlardır. Tam onu soracaktım. Retro hep böyle sevgili izleyenler çok olumsuz algılanıyor ya yani şunu bir olumluya çevirmenin bir yolu yok mu? Çünkü e, astroloji e, siyah ya da beyaz değil. 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 E, hepsinin içinde iyi bir taraf da var. Kesinlikle yani, değil mi? Yani aslı bakarsanız Merkür retrolar dur, düşün, e, yeniden bir şeyleri tasarla e, ve mükemmel hale getir belki üstünden geçerek ve sonra Metro bittikten sonra bir şeye yeniden başlayabilirsin demek. Yani biraz biz hepimiz böyle durmaya düşünmeye kendi içimize dönmeye hani biraz da tedirgin oluyoruz böyle söylendiğinde ama e, tabii mesela retroda bozulan bir alet vardır. Ama bu zaten bu sinyali veriyordur. Hı -hı. E, ya da örneğin bize bir şey deriz. ...redeklemelerinizi çok iyi yapın e zaten bunları yapmanız Hani o sistemi sizin için olan şeyler Bunlar bozulduğu zaman retroda olduğu Hani hemen böyle retroya suç atılıyor Aslında bakarsanız evet. ama biraz retrolar böyle içe dönüş dur bekle zamanları oluyor Evet Peki devam edecek olursak başka Eylül'de bunun dışında neler var? E ee, Venus burç değiştiriyor dediğim gibi. Akrep burcuna geçecek. Venüs Akrep'te çok rahat değildir. Ee, böyle biraz daha kıskanç, manipülatif ilişkiler. Biraz onlara dikkat etmek. Belki yine kadınlarla ilgili durumlara dikkat etmek gerekebilir. Mars burç değiştirecek ve Güneş burç değiştirecek. <laughs> Mars terazi burcuna geçecek. Mars da de çok mutlu değildir. E, fakat bu ikili Mars ve terazi birbirine destek yapacaklar. Çünkü karşılıklı ağırlama dediğimiz kendi birbirlerini yönettikleri burçlarda olacaklar bir süre. En azından o kötücül etkilerini çok göstermeyecekler. 22'sinde de güneşimiz burç değiştirip terazi burcuna geçecek ve başak burçlarının dönemi bitecek. Terazi burçlarının başlayacak. Buradan öncelikle başaklara sonra terazilerinde doğum gününü kutlamış olayım. Kutlamış olalım. Peki şimdi burç burç bakacak olursak. Evet Oradan devam edelim. Eylül ayında burçları neler bekliyor olacak sevgili izleyenler? Bugün Nilfer zamanının da son yayını en azından Eylül ayını da böylece hep birlikte görmüş olacağız çünkü biz Eylül ayında ekranda olmayacağız. O zaman koçla başlayalım. Başlayalım. Koç burçları için aslında şu anda Venüs onların böyle yedinci <laughs> evinde olduğu için ilişki açısından iyi bir dönemlerdi. Bu Eylül ayında hemen yedisinde gerçekleşecek yeni ay onların iş hayatını birazcık hedefleyecek. Böyle işte birazcık daha iş ortamlarında yenilenmeler, iş arkadaşlarıyla iş çevreleri yenilenmeler, birazcık daha belki iş ortamları mükemmel hale getirme, biraz daha pratik sonuçlar alma. Biraz bunlarla ilgili bir yeni ay olacak onlar için. Daha sonrasında e, Dolunay 12. evlerinde. E, aslına bakarsanız bu yeni ay ve dolunaylarda onların birazcık hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarına da işaret ediyor. Koç ve yükselen koçlar e, biraz bu ay böyle fiziksel ve Ruhsal sağlıklarına da bakmalılar. E, bu dolunay özellikle onlara diyecek ki e, birazcık daha kendinle kal. E, biraz izole ol. E, birazcık daha bak bakalım e, nasılsın. E, Dolunaylar her şeyin açığa çıktığı zamanlardır. O yüzden de aslında bakarsanız bir şeyler artık onlar için açığa çıkacak. E, belki arkadan çevrilen işler, işte belki sırlar bunlar da e, koçlar için açığa çıkabilir. E, bir de Merkür Retro'muz var dediğim gibi ay sonunda. Hı -hı. O direkt onların ilişkilerini hedef alacak. İkili ilişkiler, e, ortaklıklar, anlaşmalar, e, eş ilişkileri bunlarla ilgili yanlış anlaşılmalar Birazcık bu dönemde açık olacaklar 18 Ekim'e kadar. Biraz bundan uzak durmalarını, karşısındakini daha iyi anlamaya çalışmalarını önerebilirim koç burçları için. Evet tabii çok burcumuz var. Süremiz de az olduğu için biraz daha hızlı gidiyor olmamız gerekiyor. Tabii. Hemen boğaları anlatalım. Boğalar yeni ayı aşk hayatlarından, ilişkiler, flörtler, keyifli bir alandan alacaklar 7 Eylül'de. yeni başka başlayabilirler. Yeni bir ilişkiye başlayabilirler, yeni bir hobiye başlayabilirler. Hı hı. sonrasında 21'indeki dolunayda da e, sosyal çevreleriyle ilgili birazcık daha gündemleri olacak. E, belki böyle arkadaş çevreleriyle ilgili bazı şeyler bitecek, sonlanacak. Ya da arkadaş çevreleri çünkü bir balık dolunayım hayal kırıklıklarına da ya da idealize etmemeye de özen göstermelerini söyleyebilirim. Merkür Retrosu onların biraz iş hayatlarıyla ilgili olacak. İş çevrelerinde atacakları iyi e postalar e, ya da işte yazılı bütün her şeye bu sürede dikkat etmelerini söyleyebilirim boğa burçları için. ikizlerle devam edelim. İkizler, e, ikizler şu anda Venüs 5. evde ağırladıkları için aslında bakarsanız e, aşk olarak böyle tatlı, işte keyif aldıkları, sosyalleştikleri güzel bir dönemdelerdi. E, şimdi hemen bu 7 Eylül'deki yeni ay onların aile hayatı, ev, belki bir taşınma, e, ya da yeni bir yere geçme, evlerindeki bir şeyleri değiştirme, düzeltme Ailelerinde bir şeyleri değiştirme. Biraz bu alanları işaret ediyor olacak. Hı hı. E, sonrasında Dolunay'da biraz 21'inde gerçekleşecek gerçek olan Dolunay'da birazcık e, iş hayatları, kariyerleri, bununla ilgili bazı sonlanma tamamlanmaları. Ancak işte bir balık Dolunay olduğu için bir şeyler biraz muğlak kalabilir Neptün'ün de etkisiyle. E, dediğim gibi birazcık daha böyle... Bu dolunayda belki patronlarla yanlış anlaşılmalara dikkat etmeleri, kendilerini burada birazcık daha hassasiyetten korumalarını önerebilirim. Ee, i̇kizler için ve yükselen ikizler için Merkür Retrosu ayın sonunda 5. evde gerilemeye başlayacak. Çocuklar, e, işte flörtler, keyif aldıkları alanlar, hobiler birazcık bunlarla ilgili yanlış anlaşılmalar ya da yeniden bir şeylerin üstünden geçmeleri gerekebilir. Bazı meseleler vardır. Örneğin çocuklarıyla ilgili. bunlarla ilgili yeniden uğraşmaları gereken konular söz konusu Peki. olabilir. Yengeçle devam edelim. Yengeçlere geldiğimizde ise 7 Eylül'deki Başak Yenayı onların 3. evinde gerçekleşiyor. Ee, bir, e birazcık böyle o dönemde eğitim e, işte yeni yeni projeler vesaire bunlarla ilgili oldukları bir serüven olacak. Dolunay'da 9. evlerinde yine seyahatler, e, eğitim gibi konular onların da gündeminde olacak. Ama dediğim gibi Neptünyen bir Dolunay birazcık belki dikkat etmeleri gerekiyor seyahatlere, deniz aşırı seyahatlere vesaire. Merkür Retrosu onların 4. evinde olacak. E, aile hayatlarında yanlış anlaşılmalara dikkat etmelerini önerebilirim bu dönemde. Hı hı. Hemen Gelelim aslanlara. Edelim, evet aslanlar için 7 Eylül'deki Başak Yayınağı'yı e, ikinci evlerinde yani e, bir maddi konu, bir finansal girişim varsa bunlarla ilgilenebilirler. Yeni bir borç altına girmek, yeni bir kaynak bulmak bunlarla ilgilenebilirler. Dolunay'da onların yine maddi kaynaklarını işaret edecek ama bu sefer ortaklık kaynaklarını işaret edecek. Bazı krizler gündeme gelebilir. Partnerleriyle birlikte paylaştıkları bütçeler varsa. Bunlara dikkat etmelerini önerebilirim. Merkür Retro onların 3. evinde. Merkür zaten iletişimin gezegeni ve bunların 3. evinde Gerilecek. O yüzden iletişim onlar açısından çok önemli olacak. İletişimde kendilerini doğru ifade etmeye özen, özen göstermelerini söyleyebilirim. Başaklar. Başaklar açısından önemli bir ay. Çünkü onların ayı, onların e, burcunda gerçekleşecek bir yeni ay var. E, bu yeni ayda kendileriyle ilgili her türlü yenilenme, aile hayatları, işiyle ilgili, kariyerle ilgili ne istiyorlarsa aslına bakarsanız hayatlarını mükemmel hale getirmek için çok uygun bir dönemde olacaklar. İnşallah. Beklenmedik gelişmeler de olabilir tabii Uranüs'ün etkisiyle birlikte. Dolunay onların birazcık daha ikili ilişkilerine hedef alıyor olacak. Belki bir ilişki tamamlanabilir ya da bir flört bir ilişkiye geçebilir ya da bir ilişki bitebilir. Birazcık ben ve karşımdaki ile ilgili bir ay bekliyor aslına bakarsanız onlar için. Merkür Retros onların ikinci evinde olduğu için de ay sonundan itibaren yeni bir finansal e, girişim yapmamaya özen göstermelerini belki unuttukları bir para gelebilir eskide kalan e, ya da bir borç gelebilir. Bunlarla ilgili de gündemleri olabilir diyorum. Evet, hemen devam edelim. Yükselen teraziler ve terazi burçları açısından ise e, bu yeni ay çok tatlı bir yerde değil. E, çünkü 12. evinde gerçekleşiyor. Birazcık böyle kendilerini hani izole hissedebilirler. Kendileriyle ilgili ruhsal sağlıklarıyla manevi şifalarıyla ilgilenebilirler. 21'inde gerçekleşecek olan Dolunay'da onların 6. evlerinde yine birazcık daha sağlıklarıyla ilgili tamamlanmalar görecekler. Ya da iş arkadaşlarıyla evcil hayvanlarıyla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Merkür Retrosu ayın sonunda onların burcunda onların çok dikkat etmesini kendini doğru ifade etmeye arkadaşlarıyla iş arkadaşlarıyla sosyal çevreleriyle buluşurken her türlü programda daha organize olmaya ve e, kendileri ile ilgili yaptıkları yeni bir şeye başlamamaya özen göstermelerini de söyleyebiliriz. Evet, hemen devam edelim. Gelelim Akrep burçlarına. Evet, 7 Eylül'de gerçekleşecek olan yeni ay onların 11. evinde. Yeni bir çevre, yeni bir arkadaş grubu, yeni topla toplu organizasyonlar gündeme gelebilir. Hmm. 21'indeki dolunayda onların 5. evinde ...bir yine aşk, flört, sosyal keyif falanları bunlarla ilgili olacaktır. Bu ay genelinde sosyallik ve arkadaş ilişkileri onlar için çok önemli olacak. Merkür Retrosu 12. evlerinde burası birazcık tehlikelidir. Ee, onları bol bol geçmişe götürür. Ve geçmişe götürürken de maalesef bazı şeyleri tekrar tekrar hatırlayıp... ...üstünden geçmeleri gerekebilir. Evet. <laughs> Gelelim yaylara. Evet, yaylar açısından bu balık dolunayı 4. evlerinde 7 Eylül'deki yeni ayda 10. evlerinde onlar açısından da e, aile, kariyer, ebeveynler ve ev hayatlarıyla ilgili bir ay geneli olacak. E, belki yeni bir işe başlayacaklar. Bunun tamamlanmasını ay sonunda görecekler. Ya da ailelerin de ebeveynleriyle ilgilenmeleri gereken bir süreç olacak. Onların işleriyle ilgilenebilirler. Merkür son 11. evlerinde olduğu için de arkadaş ilişkilerinde yanlış anlaşılmamalara organizasyonlarda hmm, da kendilerini evet. doğru ifade etmeye özen göstermelerini söyleyebiliriz. Gelelim oğlaklara. Oğlaklar açısından e, yeni projeler, yeni finansal girişim belki yeni e, meddyaya ilgilenen bir oğlaksa bunlarla ilgili yeni girişimler söz konusu olabilir bu yeni ayda sonrasında ayın 3. E, ayın 21'indeki dolunayda da 3. evde olacak çevre projeler yine imzalar gündeme gelebilir retrodan hemen önce olacağı için yapacakları bir anlaşma varsa hemen yapmalarını söyleyebilirim daha sonra Merkür Retrosu 10 evlerinde olacak yani ay sonunda birazcık böyle e, iş hayatlarında dikkat etmeleri gereken bir süreç bir 18 ekime kadar diyebilirim evet kova burçlarıyla devam edelim evet gelelim kova burçlarına kova burçları açısından da böyle çok e, güzel etkiler almadıkları diyebilirim bir yeni ay olacak. Yeni ay 8. evlerinde belki yine bir borç altına girecekler ortak girişimleri varsa bunları yapacaklar ve dolunayda da bununla ilgili bazı tamamlanma görebilirler. Finansal konular gündemlerinde olacak. E, Merkür etosu 9. evlerinde olduğu için eski bir eğitime dönebilirler. Bir eğitimle ilgili gündemleri olabilir e, ama onlara da aynı şekilde bir anlaşma imza gibi bir şeyleri yapmamaları şiddetle öneririm. Balık burçları için çok önemli bir ay çünkü onların burcunda bir dolunay gelse Karşıt burçlarına bir yeni ay gerçekleşecek. O yüzden 7 Eylül'de partnerlik, ortaklık alanları, yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Ayın sonunda da kendileriyle ilgili ne istiyorlarsa hayatlarında bazı tamamlanmalar görebilirler. Ama bu balık dolunayı biraz Neptünyen, hayallere kapılmadan, evet. birazcık fantezi dünyasında uçmadan, birazcık daha ayaklarının yere basarak kararlar almalarını bu dolunayla da önerebilirim. Merkür retrosu 8. evlerinde olduğu için de e, finansal girişimlerden ve ortaklı e, bütçelerde bazı durumların yeniden üstünden geçmeleri gerekecek olan bir Eylül ayı olacak onlar için Evet içinde. ve son burcumuz balık burcu. Balığı şimdi söyledim. Ha, balığı ha? söylediniz tamam ol, ben olağan devamıymış Yok, gibi geldi. Yok kova'yı ha. anlattık balığı da anlattık 12 burcumuzu tamamladık. Harika <laughs> ee, aslında e, çok... Kötü etkilerden bahsetmiyoruz ama dikkat edilmesi gereken Her zaman. bazı şeyler var. Merkürde özellikle yapmamamız gerekenlerin zaten böyle fosforlu kalemlerle altını çizdi. Hanım. Evet. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle yeniden sağlıklı mutlu çok güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederim. ediyorum. Güzel bir Eylül için. ayı da diliyorum <laughs> sizlere.